Efendim, öyle bir görelim kendimizi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Lale, Sümbül, Melekşe, Gül, bir konuşalım akşamına. Hepiniz hoş geldiniz. Ya şey diyorum, bu çok alışırsak bundan sonra bizi falan zor sokarlar bir daha stüdyoya. Öyle geliyor bana. Tekrar kapalı stüdyoya girmek biraz şey gelecek. Efendim iyi akşamlar olsun, iyi akşamlarımız olsun. Bir konuşalımdayız, bir konuşalım akşamındayız. Saat Türk ekranı burası ve her perşembe olduğu gibi bu perşembe de bir konuşalım hepiniz. Selametle geldiniz, hoş geldiniz. Bir konuşalım programına hoş geldiniz. Bugün de sorularımız olacak, sorular üzerine konuşacağız bugün de. Hep birlikte tekrar genelde yaptığımız gibi tekrar bu hafta da sorular alacağız. Aslında genelde sorular almıyoruz. Bu hafta, ikinci hafta olarak sorular alacağız. Peki, öyle biraz bir ufak dağınıklık yaşadık. Böyle dağınıklık yaşadığımız durumlarda hemen topu ben şahsen bağına atıyorum ama şöyle bir giriş yapalım. Hepiniz bir konuşalım akşamına, hepiniz hoş geldiniz, selametle geldiniz. Tekrar perşembe akşamı yine bir konuşalımdayız, birlikteyiz. Bir konuşalım. Ne diyelim ona? Sorular sorduğumuz, kendimize dair, sorular sorduğumuz, Tanrı'ya dair, sorular sorduğumuz, yaşama dair. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bendeniz Cem Ercin ve çok sevgili pastör kardeşim, pastör arkadaşım Vahan İsaoğlu'yla birlikte yapıyoruz programı. Her zaman olduğu gibi bugün de Vahan'la birlikteyiz. Peki Vahan, söz sendedir. Al benden sözü Vahan bugün. Şimdi şöyle, hepinize iyi akşamlar. Ben de iyi akşamlar dileyim. Bu açık hava, çiçekler, ağaçlar vesaire Cem'i ekstradan heyecanlandırıyor. Çok da seviyor. Böyle bir nasıl söyleyeyim, böyle bir Cenk Koray havasıyla programı rahmetli onu da almış olalım. Anladım, sunucularımızdan bu konuda gerçekten benden çok daha başarılı o. Ama aynı zamanda böyle açık havada program yapmayı biz de çok seviyoruz. Hem de programdan önce eğlenceli de zaman geçirdik. Aslında biz geçen hafta, yani duyurusunu yapacağız ama YouTube'da bir yorum gelmişti bize. Yani biraz komik şeyler söylüyorsunuz gibi evet, bir eleştiri evet. Almıştık ama mesela şurada bir kamera var, onu görseniz siz de bizim gibi neşelenerek başlarsınız. Böyle tam şu an baktığım kamerayı gerçekten görmenizi arzu ederdim. Oradaki eleştiri de, şimdi şöyle bir şey vardı. Mesela o beni aslında fazla girmek istemedim orada da. Komedyen deyince büyük bir şey. Komedyen dediğin zaman yani bugün Metin Akpınar yani komedyen. Ben olamam ki onun gibi. Neyse yani şey yapmayayım da yani küçültücü, oradaki ifade yanlış bir ifadeydi. O eleştiri yanlış bir eleştiri, onu demek istedim sadece. Tamam. Şey, o zaman şöyle yapalım. Belki ilk defa da aramızda olanlar vardır. Kısaca programı bir tanıtacak olursak bir konuşalım. Her perşembe günü Saat 7 Türk ekranlarında saat akşam 8'de canlı olarak yayınlanır. Haftanın çeşitli günlerinde, farklı günlerinde, farklı saatlerinde de yayınlanıyor. Tabii ben böyle söyleyince düşünmeyin yani Saat 7 Türk'te gece gündüz bir konuşalım programı yayınlanıyor ama pek çok renkli programımız var bir konuşalım gibi. Ama canlı günü perşembe akşamı saat 8'dir. Bugün de biz sizlerle birlikte konuşacağız. Nasıl olacak bu? Konuyla ilgili yorumlar, görüşler, öneriler sizden alacağız. Bize katıldığınız, katılmadığınız noktalar varsa bunları bize yazmanızı isteyeceğiz. Nasıl olacak bu? Bizim WhatsApp numaralarımız var. Ekranlarınızda görüyor oluyorsunuz, olacaksınız, olmalısınız ya da. O numaralar, atacağınız mesajlar bize hemen yayın sırasında iletiliyor. Biz alıyoruz bunları. Bu yüzden bu cihazlar var karşımızda. O zaman bu bir soru olabilir. Katılıp katılmadığınız bir nokta olabilir. Hemen bize WhatsApp numaralarımızdan yazıyorsunuz. Aynı zamanda bu program Saat 7 Türk'ün Facebook ve YouTube sayfalarından da canlı olarak yayınlanıyor. Ve sizler eğer bu yayınların altına yorum yazacak olursanız bizler burada bunları görüyor olacağız. Ve bunlara hemen yanıt olmaya çalışacağız. Bizlere yazmanız iki açıdan çok önemli. Bir kere program böyle biz iki kişi konuşalım, tek yönlü bir program olmasını istemedik. Aslında dürüst söylemek gerekirse hiç de heyecanlı olmuyor o zaman. Ama mesela karşılıklı biz bir soruyu soruyoruz, siz bir soru soruyorsunuz. Ve sanki biz sohbet ediyoruz yani. Çünkü biz bu program vasıtasıyla aslında sizlerin hayatlarına, sizlerin evlerine, iş yerlerinize konuk oluyoruz. Ve bunun aslında en güzel yolu karşılıklı olarak bunu yapmak. Şimdiye kadar böyle gitti. Bundan sonra da yine böyle gideceğini, böyle güzel olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan bize yazmanızın ikinci olarak da çok bizler açısından önemli bir anlamı var. Bu da şu. Eğer bu program sizlerin hayatında bir şekilde bir bereket oluyorsa, Rab, Tanrı size bir bereket veriyorsa, sizin hayatınızda herhangi bir şey yapıyorsa,
Bunları duymak hem benim hem bizim hem ekip arkadaşlarımızın, yayın arkadaşlarımızı çok yüreklendiren, güçlendiren bir şey. Çünkü o zaman diyoruz ki ya bak boşuna yapmamışız. Bak Rab böyle bir kişiye bu şekilde konuşmuş, çalışmış. Ve bizlerin de ileri gitmek için cesareti buradan buluyoruz, teşvik buluyoruz aslında. Ve önümüzdeki programlarla da ilgili bize yazdığınız zaman onları da buna göre planlıyoruz. Dolayısıyla bizlere yazmanız bizi memnun eder diyelim ve yavaş yavaş konumuza girelim. Başlayalım. Selamet dolu akşam. Çok sorumuz var. Selamet dolu akşamlar efendim. Sorum ya geçen hafta bazı sorulara bakamamıştık. Onlar da var. Sıkça muhatap olduğumuz sorular da var. Biraz eledik açıkçası bazı soruları da. Muhtemeldir ki yani bugün de yetişmeyebilir birçok soru ama bugün son olacak soru cevap kısmı ile ilgili. Belki ileride tekrar yaparız. Belki yazın sonuna doğru bir daha soru cevap yaparız bilmiyorum. Ama bu hafta son olacak. Haftaya gelecek haftadan itibaren yine her zaman olduğu gibi belli bir konu üzerinden tartışacağız. Da konuşacağız, anlamaya çalışacağız. Hatta belki o konu size önceden yani Satellite Türk ekranlarında tanıtım yapılırken konu da bildirilecek ve sizlerin o konuyla ilgili bir sorularınız varsa lütfen haftaya Perşembe'ye kadar bize yazın aslında bunu Satellite Türkiye. Çünkü zaten o konuyu konuşacağız. Siz bunun duyurusunu göreceksiniz. Bize o konuda sorularınız, görüşleriniz varsa hafta boyu bize yazabilirsiniz. Biz haftaya Perşembe de o sorulardan üzerinden konuşarak devam edeceğiz. Sizin etkin olmanız burada bizim için çok önemli. Çünkü yani interaktif program olsun. Yani sizinle karşılıklı hep beraber düşünelim. Hep beraber konuşalım istiyoruz. Yani bu bizim için önemli. Sizin yorumlarınız bizim için önemli. Sizin katkınız bizim için çok önemli. Bizim için çok önemli. Diyelim ilk soruyla başlayalım. Yani çok bilinen bir soru. Çok böyle çok bize gelen bir soru. Kutsal Ruh'un diyor. Kutsal Ruh Hristiyanlık'ta. Hristiyanlığın olabilir ki Kutsal Ruh konusu bilmeyenler vardı. Küçük bir Kutsal Ruh'a değinelim. Kutsal Ruh aslında Hristiyanlığı çok ayırt edici bir öğretisidir. Efendim şuna inanıyoruz. Şuna inanıyoruz da yaşadığımız aynı şekilde yaşadık da. Yani yaşanmışlıklarımız da var. Sadece Kutsal Kitap'ta yazdığımız için değil. İncil'de yazdığı için değil ama Tanrı'nın ruhunun insan ruhuyla birleşmesi efendim. Tanrı ruhunun gelip insanda konut kurması, soru yaşaması. Soruya geleceğim. Hemen soruya geleceğim. Çünkü Kutsal Ruh bir ufak tanıtım yaptım. Diyor ki tamam. Kutsal Ruh'un içinizde işleyişine kim engeldir? O çok yüksek noktadan bir programa girdik aslında. Çok evet böyle yüksek olabilir. Olabilir. Hızlı. Olsun. Olabilir. Yani Kutsal Ruh'un işleyişine yüreğimizde kim engeldir? Bizde kim engeldir? Peki Kutsal Ruh nedir? Önce belki ilk defa karşılaşmaya şey olmanız için. Biraz giriş yaptım aslında. Tamam o zaman yani, ben de nacizane. Tamam. Kutsal kitapta aslında biz inanıyoruz ki Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de Tanrı kendisini üçlü birlikle açıklar. Yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrı. Yani tek kişidir ama farklı tanımları, rolleri vardır ama tektir. Kutsal Ruh yani Ruhul Kudüs deniyor. Tanrı'nın ruhu. Biz bunu aslında yaratılışın hemen başında görüyoruz. Yani Tekvin kitabının hemen başında Allah'ın ruhu, Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve daha sonra bütün eski antlaşma boyunca yani Tevrat ve Zebur ve diğer peygamberlik kitapları boyunca Tanrı'nın zaman zaman bazı kişilere kendi ruhunu verdiğini görüyoruz. Diyor ki Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Kutsal Ruh yani Tanrı'nın ruhu onu yönetiyordu, onun üzerindeydi. Yani tanrısal bir ruh, hatta Tanrı'nın ruh hali öyle diyebiliriz. Espirittir Grekçesi. Ruh o kişinin içindeydi diyor. Ama biz yeni antlaşmada özellikle Elçilerin İşleri 2. bölümle beraber Tanrı'nın ruhunun tıpkı önceki peygamberliklerde belirtildiği üzere Tanrı halkının üzerine indiğini de görüyoruz. O zaman Kutsal Ruh Tanrı'nın imanların, Mesih imanlarının Tanrı'ya daha yakın olabilmeleri, Tanrı'yı daha iyi tanıyabilmeleri ve Tanrı'yla yürüyebilmeleri için Tanrı'nın kendisi tarafından gönderilen Parakletos, yani Tanrı ruhu ki çok zaman bu işte paraklit acaba gelecek olan başka bir peygamber mi diye yorumlanır. Ama Parakletos'tur Tanrı'nın ruhu.
sonsuza kadar yaşayacak olan hiç kimsenin görmediği ruhun. O zaman kutsal ruh Tanrı'nın kendisidir, tanrısaldır. Üçlü birlik Tanrısı'nın rollerinden bir tanesidir. İmanları kutsal kitap ve iman eden kişilerde kutsal ruh olduğundan bahseder. O zaman böyle bir tanımla başlayalım. Tanımlama bu çok önemli. Şimdi şöyle yani bu herkes tarafından yani kolay kabul edilebilir bir şey değil. Hristiyan olmayanlar için söylüyorum. Ama herkesi herkesin deneyimlemesine açık bir şey. Ama işte kutsal ruh geldiği zaman, üzerimize indiği zaman biz de özgür oluyoruz. Neden özgür olsun? Günahın tutsaklığından özgür oluruz. Çünkü günah işlediğimiz için günahkar değiliz. Bunu her zaman söylüyoruz. Günah işlediğimiz için günahkar değiliz ama doğal olarak bizden günah akıyor. Ama kutsal ruh geldiği zaman günahı bastırıyor ve bizler özgür olmaya başlıyoruz. Ve işte burada soru şurada. Diyor ki kutsal ruhun içimizde işleyişine kim engeldir? Şimdi her ne kadar günahın işleyişini bastırıyor olsa da ama günahın kökü hala orada. Günahın kökü hala orada. Ve günah bizle benliğimizle beraberce bir araya geldiği zaman tekrar o işte ya yani benlik eğer egemen olursa kutsal ruhun egemenliği azalmaya başlıyor. Benlik ön plana çıkıyor. Benlik nedir? Benlik aslında içimizdeki ben, içimizdeki biz. Nefs diyelim. Ya da o çok daha ego bir, diyorlar bazıları. Ego, evet. Ego da var. Ego, nefs ya da o hepsi bu tanım. Ama işte o günahın kendisi. Yani nefs dediğimiz şey günah üretiyor. Sürekli günah üretiyor. Günahtan özgür olması için, günahın tutsaklığından özgür olması için kutsal ruha ihtiyaç var. Kutsal ruh geliyor ve nefsin günahtan özgür kılıyor. Şimdi nefs tekrar eğer nefsine de dönerse ya da ne bileyim nefs tekrar üste çıkarsa bu sefer günah tekrar onunla birlikte olmaya günahla birlikte benlik ağır basmaya başlıyor. Ondan sonra bir kutsal ruhun işlerliği azalmaya başlıyor. Kutsal kitapta şöyle bir ayet var. Diyor ki kutsal ruh içindeki kutsal ruhu mahzun etmeyin. Mahzun etmeyin. Onu üzmeyin. Onu üzmeyin. Çok kuvvetli bir ayettir. Dolayısıyla bunun cevabı aslında dünya. Yani dünya bir şekilde bir çekicilik yaratıyor bize. Çekicilik koyuyor. Ve o çekicinin bir anlık o çekiciliğe kapılıyoruz. Ve tıpkı kadının ilk günah işlemesi gibi kadının tekrar o günaha gözümüz dalıyor ve o zaman kutsal ruhun işlerliği azalıyor. Çünkü benliğin günahından ötürü. Çok güzel. Her soruya ikimiz birden cevap vermeyeceğiz. Bu arada Violet Hanım'ı görüyorum ben burada. Evimize hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar naif, güzel, ince bir yorum. Ahmet burada. Ahmet teşekkür ederiz. Sağ ol. Ümit de burada. Çok iyi görünüyorsun demiş. Ümit sen de olunca daha güzel görünebilirdik belki diyelim. Şükran hanım burada öyle anlıyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ümit Gödek geçen hafta da yayınımızdaydı. Sizi hatırlıyorum. Teşekkür ederim. Tanrı nerede demiş. Ama öyle mi demiş ki mesela büyük harflerle yazmış. Ya nerede bu Tanrı? Hani söyleyin gelsin ona diyecek iki çift lafım var gibi görünüyor buradan. Emir belki öyle demek istemediniz ama buradan o şekilde görünüyor. Buna hemen cevap verelim. Tanrı nerede? Ya da belki zor bir şey yaşıyor. Evet, evet. Tanrı nerede? Çok güzel bir soru. Sizin Tanrınız, daha doğrusu öyle demeyelim. Kutsal kitap der ki, her kim gayretle Tanrı'yı ararsa, ben ona kendimi buldurtacağım. Tanrı, sizin ulaşabileceğiniz, bulabileceğiniz bir yerdedir. Ve o Tanrı şu an size ulaşmak için gayret etmektedir. Sizin kapınızı çalmaktadır. Tanrı sizin yüreğinizin kapısının hemen dışındadır. Kapınızı açtığınız takdirde o sizin hayatınıza gelecektir. Ve ihtiyacınız olan şekilde sizi sarmalayacaktır. Umarım yeterli bir yanıt olmuştur. Pratik adımlarını daha sonra programın ilerleyen bölümlerinde konuşabiliriz. Ama sorulardan soru seçme sırası bende. Ben bir soru seçiyorum o zaman. Demin güzel bir soru gördüm. Hemen. Çok sorudan tam bir program çıkar ha. Yani öyle elimizdeki sorular da yani her birçoğu böyle bir program çıkacak içeriğe sahip. Evet evet çok güzel soruydu. Şöyle bir soru gördüm. Aslında bunu konuşalım. Bu güzel bir soru bence.
Dünyadaki günahın bedelini neden masum çocuklar ödüyor? Bu çok ağır, çok büyük bir soru. Aslında birkaç soru vardı. Bunları birleştirerek okuyayım ben. Tanrı'nın iradesi insanların acı çekmesinin önüne geçemiyor mu? Havva'nın özellikle bu soru çok özel, dikkatli okumak istiyorum bunu. Havva'nın istediği günah yüzünden bütün insanların cezalandırılması doğru mu? Tanrı'nın adaleti nerede? Bu üç soruya ben yanıt vererek başlayayım. Sonra senin de söyleyecek bir şeyin varsa bunlardan soruruz. Şey yaparız. Şimdi dünyadaki günahın bedelini neden masum çocuklar ödüyor? Bir adaletsizlik görüyoruz burada. Ve günahın böyle bir yapısı vardır. Günah Tanrı'nın adaletini sekteye uğratır. Ne demek? Biz evlendiğimizde evimiz soyuldu. Düğünümüzden 10 gün sonra, 3 ay sonra bir daha soyuldu. Hırsız bir günah işledi ama bedelini biz ödedik. Çünkü günah adaletsiz bir şeydir. Ve insanoğlu günah işledikçe adaletsizlik bütün yeryüzünde hakim olur. O bir, böyle yaklaşalım. Yani insanoğlu günah işledikçe Tanrı'dan adalet beklemek çok mantıklı olmuyor. Çünkü şey gibi oluyor bu. Bu dünyayı ben kirletiyorum, sen temizle. Ben kirletiyorum, sen temizle. Çok uygun bir yaklaşım olmuyor aslında. Ama bu soru çok doğru bir soru. Keşke o çocuklar acı çekmeseydi. Ama bu soruyu soran kişiye ve kendime de şunu soruyorum. O çocuklar acı çekmesin diye bir şey yapıyor musunuz? Çevrenizdeki insanlar acı çekmesin diye bir şey yapıyor musunuz? Eşiniz acı çekmesin diye. Kendi çocuğunuz acı çekmesin diye bir şey yapıyor musunuz? Eğer cevap hayırsa, o zaman bu sorunun amacı bir çözüm üretmek değil ama bir sorumlu aramaktır. Ama üzgünüm, bu dünyadaki bu zorlukların sorumlusu Tanrı değildir. Başta böyle planlamamıştı Tanrı. Tanrı'nın iradesi insanların acı çekmesinin önüne geçemiyor mu? İkinci soru, geçmiyor. Çünkü Tanrı naziktir. İnsanların kendi seçtiği sonuçlara ulaşmasına çoğu zaman izin verir. Çünkü baskıcı diktatör değildir. Ve son olarak, Havva'nın işlediği günah yüzünden bütün insanların cezalandırılması doğru mu? Aslında o tam doğru bilgi değil ama. Evet, değil tam yani? Doğru çünkü yani herhalde günah işlemeyenler var aramızda. Ve bu soru hiç günah işlemeyen birinin sorabileceği bir sorudur. Adam ömrü boyunca ya da kişi ömrü boyunca hiç günah işlemez. Mesela yani İsmet var benim arkadaşım. Onun yüzüne bakınca ne kadar saf, iyi yürekli birinin olduğunu. Mesela o hiç günah işlemezse hayatı boyunca ben anlarım. Olur. Ve o hayatının sonunda der ki ya Havva'nın işlediği günah yüzünden biz niye yargılanıyoruz? Yani ben hiç günah işlemedim. Ama ben inanıyorum ki yeryüzünde bu soruyu sorabilecek kimse yoktur. Çünkü Romalılar diyor ki çünkü herkes günah işledi. Ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. O zaman o bir. İkincisi bir de şöyle yaklaşalım. Biz hiç hak etmediğimiz halde bir bebek doğuyor ama o bebeğin babası çalışmış, ev almış, apartman almış, taksi plakası almış. Bugünlerde çok şey oldu, revaçlı oldu. Eskiden çok daha ucuzken babalar almış taksi plakaları. Bugün şey. Mesela daha refah içinde yaşıyor. Ya da sen söyledin, bu senin argümanındı. Yani onun babası başka bir babayı ezerek, üstüne basarak kazanıyor. Ama bu çocuk hiç, yani ben iyi bir, çok daha zengin bir okula gidiyorum. Bunda adaletsizlik yok mu demiyor hiç. Faydalanırken. Evet, faydalanırken adalet nerede hiç kimse demiyor. Ama aşağıda kalınca doğal olarak, yani niye burada kaldık diyoruz. Yani sefasını çekerken kimse adalet sormuyor. Ama cefasını öderken herkes adalet soruyor. Bunun için bizim büyüklerimiz biz küçükken şey derdi. Solcunun solculuğu Mercedes'i alana kadar derlerdi. Öyle bir tanım vardı. Bu biraz buna benziyor. Kesinlikle adaletsizlik vardır. Ama zaten günahlı dünyanın doğası adaletsizdir. Teşekkürler. Harika. Harika örneklemeler için aynı zamanda. Şey için mesela... Çok doğru. Mesela düşünsene
bir şirketi olsun adamın. Mesela çok birisi çalışanı çok büyük emek versin o şirkette. Ondan sonra ama çocuk ya da adam o adamın da 6 aylık bebeği olsun. Yani bütün her şey o 6 aylık bebeğe kalır. Ya ama öbür adam emek vermiş o şirketin büyümüş ama olur o çok çok hakkını alır, tazminat alır gider. O kadar. Kimse ona şey demez. Yani bu doğru. Şimdi şöyle bir sorumuz var. İnternet nasıl günaha dönüşür diyor. Yani internet nasıl olur da günaha dönüşür. Şimdi yani aslında internet diyebiliriz, televizyon vesaire her şey günaha dönüşebilir. Yani eğer kötü ve art niyet varsa her iş hayatında günaha dönüşebilir. Yani internet nasıl günaha dönüşür? Yani interneti günah amaçlı kullanırsan internet günaha dönüşür. İnterneti ne bileyim rahmani amaçlı kullanırsan o zaman internet çok faydalı bir şeydir. Çünkü çok ciddi avantajları var internet. Çok ciddi ama çok ciddi sayıda insana ulaşabilirsin internet üzerinden. Ve çok ciddi sayıda insana iyilik yapabilirsin internet üzerinden. Çok ciddi sayıda yani çok büyük avantajı vardır ki işte insanlara ne bileyim yani birçok konuda yardımcı olabilirsin internet üzerinden. Yardım toplarsın vesaire. Ama aynı internet üzerinden çok kötü şeyler de yapabilirsin. Günah da işleyebilirsin. Yani bu biraz içse olanmış. Sırf internet tabii burada şey internet olmaz başka bir şey de olabilir. Yani bunun yerine başka bir şey de koyabiliriz değil mi? Yani yani yemek mesela. Ha. Hani yemek günaha nasıl dönüşebilir? Fazla yiyince ya da oburluk yapınca ya da para mesela değil mi? Para da aynı. Her şeyin belki hatta açıkçası belki çok iyi gibi görünen davranışların bile günaha dönüşme potansiyeli olabilir. Yani bununla ilgili mesela cömertlik önemli bir erdemdir kutsal kitapta ama müsrifliğe dönüşebilir. Mesela ya da alçak gönüllülük önemli bir erdemdir ama mağdurluğa dönüşebilir. Yani dolayısıyla internet de elimizdeki diğer araçlar gibi mesela barutu icat eden kişi onu insan öldürmek için planlamış mıydı acaba ya da tamam mesela Alfred Nobel dinamiti icat etti. Şimdi çok fazla kimse bilmez. Nobel ödülü veriliyor. Nobel barış ödülü. Nobel şey adam dinamiti adam madenlerde işleyi çabuklaştırmak için yapıldığı bir şey ama farklı işlerde kullanılıyor değil mi? Dolayısıyla yani bu iş içte başlıyor günah. Yani günah içte başlıyor ve dışı taşıyor. Tıpkı mesela ağzımızdan bir söz çıkıyor. Ağzımızdan çıkan söz aslında günah oluyor. Ama o ağızdan çıkan söz aslında yürekten taşanı söylemiş oluyor o ağız. Dolayısıyla içsel bir şey günah. Evet. Bir soru var. Bunu belki yanıtlayabiliriz. Kutlu Bey sormuş. Aramızda olduğunuz için teşekkür ederiz Kutlu Bey. Teşekkür ederiz sorunuz için. Tevrat, Zebur ve İncil'i kutsal kitap olarak kabul ediyorsun. Ediyoruz. Ya sizler kitabımız Kur'an-ı Kerim'i kutsal kitap olarak kabul ediyor musunuz? Ya bizim elimizde olan bir şey değil ki bu. Ya şimdi sizin kitabınız bir şeyi kabul etmezse siz edecek eder misiniz? Edebilir misiniz? Ya bu soru bize biz bu sorunun muhatabı biz değiliz. Zinhar bu sorunun muhatabı biz değiliz. Yani çünkü bunu bize sormak bence çok şey değil. Yani burada şey bir şey var. Çok gayri alakalı olan bir şey var bence. Çünkü bu şu demek. Ben seninkini kabul ediyorum ama sen benimkini kabul etmiyorsun. Yani ama o değil ki yani benim elimde olan bir şey değil. Eğer benim kitabım bir şeyi kabul etmiyorsa babam ben nasıl kabul edeceğim yani anlatabiliyor muyum? Ya belki şöyle de bakmak mantıklı. Şimdi dediniz ki sizin kitabınızı kabul ediyoruz. Şimdi bu Tevrat, Zebur ve İncil. Bu kitapta Tanrı'nın bir beden alıp yeryüzüne geleceği yazıyor. Bunu kabul ediyor musunuz? O zaman diyorsunuz ki yok o değiştirildi. Kutsal kitap İsa Mesih'in Tanrı'nın kendisi olduğunu, Kelamullah Tanrı'nın sözü olduğunu söyler. Bunu kabul ediyor musunuz? Bu kitapta öyle yazıyor çünkü. Diyorsunuz ki hayır o değiştirildi. Bu kitapta açık İsa Mesih'in çarmıhta öldüğü ve üçüncü gün ölümden dirildiği yazıyor. Bunu kabul ediyor musunuz? Bunu da etmiyorsunuz. Bu kitapta İsa Mesih ilk ve son benim diyor. Bunu kabul ediyor musunuz? Onu da kabul etmiyorsunuz. Aynı zamanda diyor ki bu kitapta İsa Mesih
bizlerin günahları için ölmüş olandır. Ve kendisi sonsuz yaşam sahibidir. Kim ona iman ederse sonsuz yaşama sahip olacaktır diyor bu kutsal kitap. Hatta diyor ki bir kimse bunun tersi bir vahiy size bildirirse sakın ola onu dinlemeyin diyor bu kitap. Bu kitaba inanıyor musunuz? Bu söylediklerine hayır. Diyorsunuz ki o değiştirildi. O zaman aslında siz benim elimde tuttuğum kitaba inanmıyorsunuz. Bu ilk şey. Ve aynı zamanda bu kitap diyor ki bundan sonra başka bir vahiy bildiren tüm hiçbir kitabı kabul etme. Bu kitap. Hiçbir vahiyi kabul etme diyor. Bu söylüyor. Mesela bu şey gibi. 1850'lerde Amerika'da bir Mormon, bugün Mormon tarikatının başındaki olan kendisinin peygamber olduğunu ileri süren kişi kendisine bir kitap indirildiğini söylüyor. Son peygamber olduğunu söylüyor, son din olduğunu söylüyor. Siz onu kabul ediyor musunuz? Yok. Niye kabul etmiyorsunuz? Çünkü inandığınız inanç diyor ki bundan sonra ne gelirse farklı onu reddet. Bizimki de aynısını söylüyor. Dolayısıyla eğer gerçekten kabul ediyorsanız İncil, o zaman İsa Mesih Rab ve kurtarıcı olarak da kabul etmeniz gerekir. Bu değiştirildi demek Allah kendi kitabını korumaktan aciz demektir. Ve biz bu hakareti kabul edemiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok güzel sorunuz için lütfen bizimle kalmaya devam edin. Sağ olun. Şöyle bir soru var. Bu da sorulur çok zaman. Aslında bu da başlı başına bir konudur. Program konusudur. İş hayatında Hristiyan kimliği, Hristiyan ne diyelim ona, Hristiyanlığımızla iş hayatında olmak. Şimdi bakın bir şey önce şunu söyleyeyim. Ticari hayat biraz değil bayağı bir zor bir mecradır. Zordur yani. O mecra zordur. Hele ki böyle sisteme oturmamış ülkelerde, sistemsiz ülkelerde ya da şöyle söyleyeyim hani rüşvetin, adam kayırmanın ciddi moda ya da şey vakayı adiden olduğu ülkelerde zordur Hristiyan yaşamıyla orada var olabilmek. Ya da o mecrada doğru şekilde parlayabilmek. Çünkü Hristiyan'ın sorumluluğu gerçekten tuz olması lazım, ışık olması lazım. Yani Hristiyan iş hayatında bu adam bir adamın bilmesi lazım ki bilmeleri lazım ki bu adam dürüsttür. Bu adam bunu yapmaz. Bu adam bunu yapmaz. Yani bu adam bir takım yanlışlar yapmaz. Hristiyan kimliği bu. Hristiyanlık bunu gerektirir. Bu duruşu gerektirir. Dedim sen bir söyle. Bu arada tüyo vermiş oldum galiba haftaki programımızla ilgili biraz. Haftaya program. Işık olmak, tuz olmak, mi? Tanıklık evet, değil tanıklık, mi? Yani değil düşünmeye başlayalım. Evet. O haftaya tanıklık konu, yani Hristiyan tanıklığını konuşacağız haftaya. Yani aslında ama işte Hristiyan tanıklığı çok önemlidir işaretleri. Belki haftaya biraz daha değiniriz bu soruya. Şöyle bir soru var sana. Bana? Ne bileyim zor geldi. Sana sorayım dedim. Ya, diyor ki hayatımdaki lüksler ne zaman günaha dönüşür? Cem her zaman karşındaki onu tanıyanlar da bilir. Yanındaki kişileri onurlandırmayı, onları nasıl anlatayım? Yani onları teşvik etmeyi, yüreklendirmeyi seven birisidir. Aslında bu sorulara kendisi en az benim kadar ki ben inanıyorum benden çok daha iyi cevaplar verebilir ama bakmayın siz o ekranlarda beni onurlandırmak için bu şekilde söylüyor ama kendisi benden çok daha iyi yanıtlar verebilir bu konuya. Ama lüks kutsal kitap önce lüks tanımına bakmalıyız bence. Ama lüks genellikle halk arasında ihtiyacımız olan olmayan şeyler, ihtiyacımız olanın fazlası olarak. Bu biraz değişiyor mesela. Yani büyük şehirde mesela araba eskiden lükstü. Lükstü, şu an lüks. Bir ihtiyaca dönüşüyor. Cep telefonu benim 18'li yaşlarımda bir lükstü. 17'li yaşlarımda, 16'lı yaşlarımda ama ben çalışma hayatıma girdiğimde o bir ihtiyaç oldu. Çünkü iletişime ihtiyacımız oldu. Ama kutsal kitap açıkça aslında yaşayışımızın gururdan, kibirden uzak, kendimize gereğinden fazla değer vermememiz gerektiğini. Yani kendimize bir değer vermeliyiz ama gereğinden fazla değil. Ve aynı zamanda kutsal kitap servetimizi ne şekilde kullanmamız gerektiğiyle ilgili bize yönergelerde bulunur. Kendimize bu dünyada değil,
sonsuz hayatta hazineler biriktirmemiz gerektiğini söyler. Elbette kişilerin yüreğinde bu dünyada arzu ettiği bir araç, bir ev ya da imkanlar çerçevesinde ne lazımsa o zaman olabilir ama mesela lüksle ilgili hemen aklıma gelen genç bir adam zengin İsa Mesih'e geldi. Ve dedi ki ben seni izlemek için ne yapmalıyım senin peşinden ardımca gelmek için, göklerin egemenliğine girmek için. İsa dedi ki annene babana saygı göster, bunları yap, yoksulları kayır, şunları bunları. 10 emir sayıyor orada. Evet. Ve o adam dedi ki ben bunların hepsini yerine getiriyorum. O zaman İsa Mesih dedi ki ona ama son bir eksiğin var. Malını mülkünü sat, yoksullara dağıt ve beni izle. Adam bunu duyunca üzüldü. Neden biliyor musunuz? Çünkü malına mülküne sonsuz yaşam uğruna satamayacak kadar çok bağlıydı. Lüksüne, lüksünü bırakıp sonsuz yaşama gidemeyecek kadar fazla bağlıydı. Ve adam üzüldü ve İsa'nın yanından ayrıldı. İşte lüks bu zaman günahtır. Sahip olduğun şeyleri bugün gözünü bile kırpmadan Tanrı için bırakabilir misin? Onun sana verdiklerini geri sana bugün verebilir misin? Olsun. Ama yok, seni bağlıyor mu? Seni engelliyor mu? Tanrı'ya gitmeni engelliyor mu? Kiliseye giderken sana yük oluyor mu? Mesela pazar günü kiliseye gideceksin ama orada iyi bir yazlık var, deniz var. Sana engel oluyor mu? Tanrı'ya hizmet etmene engel oluyor mu? İşte çok iyi arabasın var, çizilmesin diye kimseyi sokmuyorsun arabaya. Halbuki Rab sana onu vermiş ki kardeşlere hizmet edesin diye. İşte yani Tanrı'ya hizmet ediyor mu lüksün? Tanrı'yı yüceltiyor mu? Olsun. Yok yüceltmiyor, seni mi yüceltiyor? Orada dikkat derim ben. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Bir soru ben seçeyim. Olur mu? Lütfen. Kutsal kitap bilgisinin tehlikesi nedir? Hadi bakalım. Ya güzel soru. Çok çok arada... güzel sorular. Çok güzel sorular. Kutsal kitap bilgisinin tehlikesi nedir? Şimdi kutsal kitap bilgisi nedir ona da bakmak lazım. Yani kutsal kitap bilgisi işte kutsal elimizdeki kutsal kitabı bilmek, hakim olmak ya da evet. İşte şimdi, çok önemli bir şey var. Kendi hani deneyimlerle sabit. Sözü okuyorsanız, söz aklımıza yerleşiyorsa o sıkıntı. Ama sözü içiyorsak ve söz ruhumuza yerleşiyorsa o zaman yüreğimiz büyüyor. Ama söz sadece aklımıza yerleşiyorsa bazen görüyoruz ki söz kibir getiriyor. Kibir getiriyor. Bazen ayetleri biraz karşıdaki insana ne diyelim ona sıkıştırmak için kullanabiliyoruz bazen. Ama öyle olmamalı. Ayetler karşıdaki insana sevgimizi arttırmak için olmalı. Ya da karşıdaki insan için o hissettiğimiz sevgiden paylaşmalıyız. Dolayısıyla biz kutsal kitabı okuyorsak ya da kutsal kitabı ezberliyorsak biraz tehlike arz eder. Ama kutsal kitabı, kutsal sözü içiyorsak dünyanın en bereketlenmiş durumundayız. Çok bereketlenmiş durumdayız. Yani kafa büyütüyorsa amiyane tabirle dikkatli olmalıyız. Ama yüreğimizi büyütüyorsa ki yüreğimizi büyütmesi lazım. O zaman en büyük berekettir bizim için. Bir soru daha var. Bunu okuyayım. Soru demiş ki bereketli yayınlar sayın pastörler. Haçan haftaki yani böyle okudum. İlk bunu bakınca ne güzel dedim. Karadeniz'den bir mesaj aldık. Geçen haftaki sorumu tekrarlıyorum. İbranice Matta İncil'i üzerine yapılan çalışmaları takip ediyor musunuz? Demiş. Arkadaş neden bahsettiğini biraz daha detaylı açıklarsa yani fikir sahibi olabiliriz. Tam nedir problem? Nedir? Onu öyle şey yaparsa evet, çok evet. Daha iyi olur yani. Evet. Hani daha detaylandırırsak iyi olur. Çünkü özellikle biz dikkatimizi İbranice bir çalışmaya verip oradan devam ama bir gelişme olduğu zaman bu tabii kutsal kitapla ilgili gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. O zaman bir soru. Evet, soru senden olsun bu sefer. Ya şimdi bu kürtaj konusu diyor ki bir tercih midir? Bir cinayet midir? Nasıl sen bir şey yaparsın? Kürtaj konusunda bir giriş yapayım. Yani ben
açıkçası Kürtaş'ın çok tartışılıyor. Yani sadece Hristiyan kimliğimle değil yani. Gayet insani, gayet trend düşünce olarak da Kürtaş'ın çok tartışılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Açıkça söyleyeyim yani Kürtaş cinayettir yani. Yaşayacak olan bir canı öldürmektir Kürtaş. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Yani bunu enteresan tarafı anlayamadım. Tezat bulduğum şey bunu savunan kişilerin en böyle modern görüşe sahip, çağdaş düşünceye hakim olan kişiler olması. Yani onlar işte bedeni dünyayı, insan insan haklarının en üst noktaya koyan bakış açısına sahip kişiler. Abi Kürtaş'ı savunuyorlar. Tezat yok mu bunda ya? Yani, tezat geliyor bunda. İnsan hakları genelde insanın kendi haklarını savunması için iyi oluyor ama mesela hiç savunmasız bir bebeğin haklarını kim savunacak gibi yani bir yani durum sonuçta yaşayacak olan bir cana sen yaşamına son ver diyorsun. Ya en basitinden şunu düşünün. Yani bunu savunan kişi sadece şunu düşünsün. Kendisi olsaydı aynı şeyde. Olabilir ki, bakın olabilir ki ya şey de çok hani yüreğime dokunduğu için bağışlayın beni. Çok böyle agresif görünmek istemiyorum size karşı. Hani çok suçmak istemem. Ama yani mesela şöyle bir şey var. Efendim Down sendromuymuş. Öldürecek miyiz yani? Down sendromu öldürelim. Var mı öyle bir şey ya? Dışarıda Down sendromlar var. O zaman öldürelim mi onları da? Yani anlamlandıramıyorum ya. Gidip test yaptırıyorlar. Üçlü test, ikili test, üçlü testte. Üçlü testte mesela öyle bir Down sendromu çıkınca o zaman hastaneden bir öneri siz da, mesela o kişi Down sendromu olsa yaşamak istemez mi? İster. Yani Down sendromlar mutlu adam. Ya Down sendromlar mutlular ya. İnan bak görüyorsunlar mutlu hayattan memnunlar. Tasası bize düşmüş. İnan bana bak. Yani bu çok enteresan bir şey. Hakikaten aklım almıyor bunu yani. Bunu savunmayı da aklım almıyor. Bunu savunanları da aklım almıyor. Almıyor ya. Yani biraz naçizane bir yorum getireyim. Birkaç bunun sebebi var. Yani araştırmalar bunu gösteriyor. Bu isteğin bazıları çaresizlikten oluyor. Yani istenmeden bir durumla karşılaştığında, istenmeyen bir ilişkiyle karşılaştığında böyle bir durumla karşı karşıya gelen, ailesiyle bunu paylaşamayacak durumda olan bu kişilerin genelde yüzde olarak daha ağırlıkta başvurduğu bir yöntemdir. Ve kesinlikle kaygılarınızı anlıyorum. Bu yani aileyle paylaşılamayacak bir şeydir. Toplum içinde sosyal anlamda zorluk getirebilir sizlerin hayatına. Ama buna farklı bir bakış açısı da şudur. Tanrı bedende bir can verdiyse onun bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktır o bir. Bu bir ceza gibi değil. Ama aynı zamanda bu durum için pek çok sivil toplum kuruluşları var. Yardım edebilecek kişiler var. Yani bu durumun çözümü vardır. Diğer bir taraftan kendi sosyal durumu da değişiklik olmasın. Yani ben evet bunu yaptım. Hamileyim ama ben hayatımda bu değişikliği istemiyorum. Bu arada bu sadece şöyle bir algı oluşmasın. Bu sadece kadınların istediği bir şey değil. Çok zaman erkeklerin de kadınları kürtaja zorladığı durumu var. İşte yasak ilişkiler sonucu vesaire vesaire. Hatta o zaman kadın istiyor da orumayı. Evet evet. Hayatının düzeni bozulmasın diye yani adam zorla mesela kadınları kürtaja zorladığı durumlarla biz karşılaştık. İki şey söylemek isterim kısa ve çok üzerinde durmayacağım. Ama bununla ilgili bir zorluk yaşıyorsanız bununla ilgili çözümler var. Ve en kötü hani hiçbir şey bulamıyorsanız bir kilisenin kapısından girin ve derdinizi anlatın. Tanrı size bir çözüm sağlayacaktır diyeyim. Ama demek istemem o ki o canın da yaşamaya, sizin hayatınızda bazı değişiklikler olacak olabilir ama Tanrı bereketleyecektir. Bir canın vebaline girmekten iyidir diyorum. Yani Tayfun Bey'in bir eki var diyor. Kürtaş'ı savunan gençler genellikle diyor akademik yönden bunu söylüyorlar. Dünya nüfusunun artmasını önlemek üzere. Ya her zaman bundan değil. Çoğu zaman ben bundan olduğunu düşünmüyorum. Dünya nüfusunun artmasıyla ilgili. Ya dünya nüfusunun artmasında problem yok. Mesele adil bölüşüm olsun. Dünya yeter yani. Dünya 7 milyar değil. 15 milyar insana da bakar. Yani dert değil. Rab bereketler. O mesele o değil. Biz adaletli kaynaklar eşit dağılmıyor yani. Ya eşit dağılmıyor. Bir taraf yani sömürü var. Neyse. Reklama gitmemiz. Ya araya gitmemiz lazım herhalde. Değil mi? Peki efendim. Kısa bir aramız var.
Aradan sonra birlikteyiz. Lütfen bizimle kalın. Lütfen bizimle kalın. Devam edelim sohbetimize. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Saat 7 Türk'te. Meryem Ana Kilisesi'nin bahçesindeyiz. Bakalım bizi kimler karşılayacak? Hadi hep beraber gidelim. Karolin Türkmen'in sunduğu Bir Mutfak Bir Hikaye, birbirinden lezzetli yemek tariflerinin yanı sıra keyifli sohbetleriyle her çarşamba saat 19'da ve tekrarı her cumartesi saat 10.30'da Saat 7 Türk ekranlarında siz izleyicileriyle buluşacak. Bağımlılık yaratırız yani. Bende de yaratacak galiba. Bir kez geldim ama seni tanıdığıma çok sevindim. Mesela şu önümüzdeki Ali Nazik. Ali Nazik. Alt tarafında süzme yoğurt ve patlıcan, közlenmiş patlıcandan yapılıyor. Engelsiz Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Engelli yaşamların engelleri aşan hikayelerini sizlerle paylaşacak olan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Size kendinizden bahsedin lütfen. Ben kara kuvvetlerinde emekli albay. 1 yaşındayken çocuk felci geçirdim. İlk müsabakamda 8. oldum. Yani herkesin bir gözlük takması gibi bir şeydir yani engelli olmak. Bir tanem Candan Er'in sunumuyla Engelsiz Yaşam her pazartesi saat 19'da sizlerle. Fizik tedavinin yararı oluyor mudur acaba? Sadece aileler, çocuklarını. Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Buluşma çadırını görkeminle doldurduğun gibi burayı doldur. Musa'yla bir dost olarak yüz yüze konuştuğun gibi bizimle konuş. Vaat edilen toprağın önünde Musa'nın ettiği aynı duayı ederiz biz de. Varlığın bize eşlik etmeye çekse Rab bizi buradan çıkar. Çünkü varlığın her şeyden çok daha değerli. Arzumuz, hazinemiz sensin Tanrımız. Buluşma çadırını görkeminle doldurduğun gibi burayı doldur. Musa'yla bir dost olarak yüz yüze konuştuğun gibi bizimle konuş. Vaat edilen toprağın
şeyden çok daha değerli. Arzumuz, hazinemiz sensin. Eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse, Rab bizi buradan çıkarma. Çünkü varlığın her şeyden çok daha değerli. Arzumuz, hazinemiz sensin Tanrımız. Görkemini bize göster, iyiliğini tümüyle açıkla. Görkemini bize göster, iyiliğini tümüyle açıkla. Görkemini bize göster, iyiliğini tümüyle açıkla. Eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse, Rab bizi buradan çıkarma. Çünkü varlığın her şeyden çok daha değerli. Arzumuz, hazinemiz sensin Tanrımız. Tekrar beraberiz efendim. İyi akşamlar. Tekrar beraberiz. Tekrar sorularla beraberiz. Saatin Türk ekranındasınız efendim. Bir konuşalımdayız. Sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. İkinci hafta bu hafta. Benim güzel bir soru var. Neydi o güzel soru Vahan? Bir saniye, ben bulacağım şimdi onu ben. Birisi ne demek şimdi bu dayı demiş. Ne? Anlayamıyorum. Geçelim bu soruyu. Geçelim. Demiş ki yani bir kontra bir soru. Kontra bir soru. Ama normal yani. Bizi sıkıştırmak isteyen ya da sıkıştırmak isteyen demeyelim de ama sorulması gereken bir soru. Ya diyor ki, basit bir soru var. Diyor ki kiliselerde belki bu arkadaşın kötü deneyimi de var, bilmiyorum. Kiliselerde siyaset var mı? Şimdi olmaması lazım. Doğrusu olmamasıdır. Doğrusu olmamasıdır. Ama var mı? Ne yazık ki kilise tarihi boyunca bu tür yanlışlar var. Olmuş. Bu tür yanlışlar yapılmış. Ama kilise bunun için birçok defa özür diledi. Kilise bunun için birçok defa ne diyelim öz eleştiri de yaptı. Ama hiç yoktur dersek yalan söylemiş oluruz. Hiç olmadı dersek yalan söylemiş oluruz. Çok ciddi yalan söylemiş oluruz. Ne yazık ki oldu. Ne yazık ki oldu, bu tür yanlışlar yaptı kilise zamanında. Oldu, kilise tarihinde var böyle yanlışlar. Günümüzde yarın olmaz mı? Yarın olmaz, öyle bir garanti veremem. Olacaktır. Olabilir. Çünkü Rabbin ruhunun işlediği yerde Rabbin ruhuna karşı olan ruhlar da işliyor. Ne yazık ki işliyor. Ne yazık ki oluyor. Dolayısıyla kilise, evet, kilise bunun kavgasını verecek, vermeye devam ediyor. Ama kilisede siyaset değil. Çünkü kilise uhreviyatı temsil ediyor. Uhreviyatı da dair bir şey de dünyeviyat, dünyevi işler olmaz. Dünyevi kavgalar olmaz. Dünyevi mantık olmaz. Olmaması lazım.
Ama hiç olmamışız dersek yalan söylemiş oluruz dedim. Vahan bilmiyorum ekleyeceğin mutlaka vardır senin. Yok, kilisenin içinde siyaset oldu ama kilise Tanrı'nın göksel halkıdır. Kilise Tanrı halkının vatandaşlığı göksel'dir. Senin söylediğin bir şey vardır hani İncil siyaset Tevrat hani İncil siyaset kabul eder mi bir şey? Yani şöyle biz aslında İncil'de Hristiyanlık bağlamında bakacak olursak İncil bir ne diyebilirim ona bir şeriat vermez. İncil'in içerisinde bir devlet yönetim mekanizması yani yasama yürütme yargı ya da işte kuvvetler ayrı vesaire bunlar yoktur. Biz Tevrat'ta İsrail halkına yönelik işte yargı, yasama, yürütme bunlarla ilgili yönergeler görüyoruz. Tevrat'ta İsrail halkına verilmiş olan eski antlaşmada. Ama İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde kendisi açıkça söyledi. Krallığım bu dünyadan değildir dedi. Dolayısıyla İncil bir halka bir devlet yönetim biçimi sunmaz. Ama Hristiyanları bağlı bulundukları ülkenin en iyi vatandaşları olmaya, vergi vermeye, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeye ama Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya vermeye yönlendirir. Hristiyanlar yönetimlerine boyun eğerler, yöneticiler için dua ederler ve ülkeleri için tuz ve ışık olurlar ta ki yönetimler Hristiyanların Tanrı'nın buyruğuna karşı gitmesini isteyene kadar. Ayrım noktası odur. Seçmek gerekirse Hristiyanlar Tanrı'yı dinlerler. Bu kadar. Güzel. Gene kontra bir soru var. Zorlayıcı bir soru var. Cevap verirken ne bileyim bazen yani tartışılan bir soru var belki öyle söyleyeyim. Yasa dışı yollarla efendim şimdi gelir ve ondalık konusu yasa dışı yollarla elde edilen gelirin ondalığı kilisede kabul görür mü diye bir şey söylüyor. Tam burada sorudan kilisenin onu kabul etmesi mi yoksa Rab tarafından mı kabul edilir mi şeklinde bir tam anlamadım ne şey yaptı ama bunu bir anlatalım ondalık nedir sunum şey nedir. Efendim kutsal kitaba göre kutsal Hristiyanlık öğretisine göre kazancınızın onda biri size ait değildir. Sizin paranız değildir Rabbin parasıdır. Ve o para Rabbin ambarına yani kiliseye getirilmesi lazım. O para veya mal neyse artık o şeyse. Ama bunun dışında sunu yine verebilirsiniz. Çünkü kilise bununla dönüyor, bunlarla dönüyor. Ama anladığım kadarıyla şunu anlatmak istiyor. Bir kişi var ve yasa dışı mafyavari yollarla bir şeyler yapıyor. Ve bu kazancının onda birini kiliseye getirdiği zaman kilise bunu kabul etmeli mi etmemeli mi biliyorsa mesela ya da kabul etmeli mi etmemeli mi? Vahan öyle söyleyeyim ne diyelim? Yani kilise yani mesela ne diyelim bir kaçakçı kumarhane sahibi bir mafya evet, birisi mafya kiliseye varıyor. Geldiğinde o ondalık verdiğinde kilise bunu biliyorsa zaten bu kişi önce kiliseye geldiğinde ondalık verebilmesi için kiliseye dahil olabilmesi için tövbe etmesi gerekir. Yani hem eski yolunu sürdürüp hem de aynı şekilde kilisede ama kilise bunu bilmiyor olabilir. Yani kilise o kişiyi böyle şekilde para kazandığını bilmiyor olabilir. O zaman bunu alır ve kilise bunu kabul eder ama Tanrı o kişinin verdiği sunuyu kabul etmez diyelim. Ben bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Ya çünkü benim yüreğimde şu an büyük bir ateş var. Bunu bütün izleyen arkadaşlarımıza da sormak istiyorum. Bunu planlamamıştık. Bu yeni bir şey. Bir arkadaşımız var. Mark ve Michelle. Yıllarca Türkiye'de kaldılar. Hizmet ettiler burada. Burada hizmet ettiler. Şu an hemen sosyal medyada sizlerin mesajlarına bakarken onun resmi yine karşıma çıktı. Birkaç gün evvel bir onların kızları, genç bir kız ağır bir trafik kazası geçirdi. Evet. Geçirdi. Bir mucizeye ihtiyacı var. Şöyle belki yani resmini de gösterebilirim. O zaman yani umarım şey olmaz. Sizin için bir problem olmaz ama onun için dua edebilir miyiz şimdi? Olur mu? Bence ve aslında bence şu an aynı şekilde dünyanın türlü yerlerinde, ülkemizde böyle hastanelerde zorlukla, hastalıkla, ölümle boğuşan pek çok genç kız, genç çocuk vardır. Pek çok hasta da vardır.
Öyle olur mu? Bir dakika, bir şu an o kişiler için dua edelim. Rab şifa versin gençlere, daha büyük olanlara, olgunlara, şifaya ihtiyacı olan, mucizeye ihtiyacı olan herkese şifa versin şu anda. Olur mu? Lütfen siz de bizimle birlikte dua edin. İsa Mesih'in adıyla dua edeceğiz. Ya Rab, her durumda sen egemensin. Her durumda senin gücün, kudretin her şeyin üzerindedir. Biz Ali için özellikle ve şu an hastanede olan ülkemizde ve dünyanın türlü yerlerinde çocuk, bebek, yaşam mücadelesi veren genç, orta yaşlı, ihtiyar, kadın, erkek, yaşamaya çalışan, bu dünyadaki yaşama tutunmaya çalışan, bir mucizeye ihtiyacı olan kim varsa görkemli ellerinle dokun ve sevginle ve şefkatinle kucakla ve şifa ver ve iyileştir diye dua ediyorum. Amin. Öyle ki bu yeryüzünde senin iyileştiren sevgi dolu gücün, kudretin gözüksün. Amin. Bu gençlere, çocuklara, bebeklere ve ailelerine merhamet et ve yalvarıyorum bugün ve bu hafta dünyanın her yerinde ve ülkemizdeki bütün hastanelerde sevinç çığlıkları duyulsun. Hastalar mucizelerle iyileşsin ve bu şifa olurken onlar seni görsünler diye dua ediyor. İsa Mesih'in yüce ve diri adıyla. Amin. 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 Teşekkür ederim. Çok değerli. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yüreğimi bir anda bu sardı yani. Değerli bir emektaşımızdır. Uzun yıllarda, şu an Türkiye'de yaşamıyor kendisi ama uzun yıllar burada yaşadı, burada hizmet etti. Ama Rabbin kilisesinde ama şu an devam ediyor. Hastanelerde nice gençler var. Kazalar geçiren, hastalıklarla boğuşan çocuklar var. Aileleri gözyaşı dökenler. Şu an hepsi sanki böyle gözümün önüne geliyor. O yüzden Rab merhamet etsin. Amin. Ve sevinç çığlıkları ve kendi yüzünü parlatsın. Duam odur. Teşekkür ederim bizlere katıldığınız için. Ve neredeyiz? Şimdi Umut Bey'in sorusu engellenmiş galiba. Öyle bir şeyi var ama bir soru bize geliyor. Şeyi yazarsanız Umut Bey. Okuyacağım ben soruyu. Ben deminki sorulardan bir tanesine Ümit Bey, pardon cevap... ya. Ümit Gödek, pardon. Ha, tamam. Deminki sorulardan bir tanesine ben de cevap verecektim. Ben aslında onu unuttum. Kısaca değinmek istiyorum çünkü bir şey söylemedim. Sen cevap vermişsin. Olur mu? İzin var mı Sayın Pastör? Verdim. Hangisiydi o? Kutsal kitap bilgisinin tehlikesi nedir? şimdi hatırlarsanız İblis İsa Mesih'i denemeye kutsal kitap bilgisiyle gitti. Şöyle yazılmıştır: ayağın bir taşa bile çarpmayacak vesaire vesaire. Kutsal kitap bilgisi doğru bir yüreğe sahip değilsek pek de işe yaramaz. Üstüne üstlük kibir getirir. Şeytan bence bugün yeryüzünde yaşayan herkesten daha fazla kutsal kitap bilgisine sahipti ve hiçbirine inanmıyordu. Kutsal kitabın her sayfasını ezbere bilmekten daha önemli şey kutsal kitaba itaat eden bir yüreğe sahip olmaktır. Sevginin ardınca giden bir yüreğe sahip olmaktır. Anlıyorsun. Dolayısıyla yani hatırlarsanız şeytan Havva'ya ilk öyle demişti. Tanrı gerçekten öyle söyledi mi? Eğer doğru bir yüreğe sahip değilseniz, en iyi kutsal kitap bilgisine de sahip olsanız bu bilgi çarpıtılabilir, erişilebilir bir bilgidir diyelim ve bir sonraki soruya doğru yol alalım. Nerede kaldık? Ya, Ümit Bey, Ümit Bey'den rica edeyim YouTube'a yazsın soru. YouTube'a soruyu yazsın, okuyacağım ben ya. Şimdi... Ya bir soru burada, tam bazı soruları tam anlayamıyorum. Mesela bir erkek bağımlı olup diyor, boyun eğerek gerçekleri nasıl savunabilirim? Tam ne demek istemiş burada anlamıyorum. Onun için şey yapamadım. Uğur Bey'den bir soru gelmiş. Onu diyorduysan. Sen söyle sorunu, sonra ona geçeriz. Yok, tamam, okuyabiliriz soru varsa. Tamam. İsa'nın çağırmaya gerilmediğini, Tanrı tarafından göğe kaldırıldığından bahseder misiniz? Saygılar. Uğur Bey, sorunuz için teşekkür ederiz. Biz başlangıçta bunu anons etmiştik. İyi ki buradasınız. Aramızda olmanız bize mutluluk verir. Bu program Tevrat, Zebur ve İncil esaslarına göre hazırlandığı için biz İsa'nın çarmıha gerilmediğinden değil, çarmıha gerildiğinden bahsediyoruz. Çünkü Tevrat İsa Mesih'in çarmıha gerileceğinden bahseder.
Zebur İsa Mesih'in çarmıha gerileceğinden bahseder. Ve İncil de Tevrat'ın ve Zebur'un söylediği gibi İsa Mesih'in çarmıha gerildiğinden bahseder. Hatta kendisi üçüncü gün ölüler arasından dirilmiş ve göğe çıkmıştır. Böylece sorunuza biraz farklı şekilde yanıt vermiş olduk. Bir soru gelmişti Bahar en son sana. Evet, soru şöyle diyordu. Tevrat, Zebur ve İncil hak kitaplar mıdır? Hala hükmü var mıdır? Hala hükmü. Bir zamanlar hak kitaplardıysa onun hükmü geçmez bir kere. Yani geçmişte hak kitap olmuşsa bu vahiy demektir. Yani o zaman da vahiyinin hükmü geçmiş gibi bir şey oluyor. Haşa haşa. Açık söyleyeyim, bu Rab'be küfürdür yani. Demin bildiğin Rab'be küfürdür yani. Vahiyin ya dolar mı ya? Vahiyin ya vahiy Rabbin vahiyi. Rab'den gelen vahiyinin süresi olacak. Ya bunu bazı teologlar da bunu söylüyorlar. Hani hayretler içinde izliyorum. Hristiyan teologlar değil hamdolsun ama yani Hristiyanlık dışında teologlar bunu söylüyorlar. Hayretler içerisinde izliyorum yani. Hayretler içerisinde izliyorum. Ya vahiyinin miadı dolmaz. Ya az önce şey demiştin ya. Yoğurt mu bu son kullanma tarihi de yani bitmiş olsun diye. Şey aslında şöyle bir söz var. Bakın Matta 24:37 diyor ki yer ve gök ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak. İsa Mesih. Markos 13:31 yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak. Yine Luka 21:33 yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak. Aynı zamanda kutsal kitap der ki yani kutsal yer ve gök ortadan kalkana kadar kutsal yasadan bir nokta bile orada nokta adı geçen İbranice yod harfidir. Nokta şeklinde. O bile eksilmeyecekler. Yani kutsal yasanın kendisi Tevrat'ın, Zebur'un yani İsa Mesih'in sözlerinin asla değişmeyeceğine dair garanti verir. Şimdi bir kişi gelip derse ki bunların hükmü yoktur diye, o zaman biz deriz ki ya Tanrı yalan söyledi o zaman, yalancıdır. Biz de o yalancı Tanrı'ya güvenemiyoruz. Yani kendi sözünü Tanrı koruyacağım derse ama koruyamazsa o zaman yani ne diyebiliriz buna? Bu biraz Tanrı'nın kişiliğiyle sığmıyor. Tanrı'ya hakaret gibi. Çünkü Tanrı demiş ki ben bunu koruyacağım. E siz diyorsunuz ki koruyamadı, bozuldu. Dolayısıyla elbette haktır. Elbette hükmü geçerlidir. Tanrı sözünün son kullanma tarihi geçer mi? Bayatlar mı yahu? Olur mu öyle şey? Bir sorumuz var mesela, bize gelen bir sorudan bir tanesi diyor ki Tanrı sözüne doğru karşılık vermeyen hayatlar onu tesis edebilir mi? Ona yücelik sunar mı? Tanrı sözüne doğru karşılık vermeyen, yani Tanrı sözünü yaşamayan hayatlar değil mi? Tanrı sözünde yaşamayan hayatlar, Tanrı sözünden bir haber hayatlar. Yok, hayır. Asla ona yücelik veremez. Asla ne diyelim? Asla Rabbin gözünde makbul olan dualar edemezler. Rabbin katına erişen dua edemezler. Zira iman konusunda sınıfta kalırlar. Söz olmayınca, söz yürekte yeşermeyince iman, Tanrı'ya güven, Tanrı'da derinleşmek olmuyor. Olmadığı zaman da o hayatlar ona yücelik sunmaz efendim. Sunmaz o hayatlar. Belki şöyle bakmak da iyi olur. Şimdi aslında biz biliyoruz. Herkesin eksikleri var. Yani bugün müjdecilerin eksikleri var. Çobanların, pastörlerin eksikleri var. Hizmetkarların eksikleri var. Ama prensip olarak hayat tarzıyla Tanrı'ya yücelik getirmek konusunda çaba sarf etmeyen, alçak gönüllü olarak kendi yanlışlarını görüp bunlardan değişmek yerine sürekli onun bunun yanlışlarına odaklanan, sürekli ama bakacak olsan ondan bu şekilde bir hayat tarzı İsa Mesih'i nasıl yüceltir? Neye tanık oluyoruz biz o zaman? Yani müjdemiz ne oluyor? Çünkü müjde biz müjde hayal kırıklığına uğratmayan, umutla yaşayan. Ve İsa Mesih özellikle Matta 28. bölümde çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki gidin ve bütün ulusları benim öğrencilerim olarak yetiştirin. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla onları vaftiz edin. Ve size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. Bakın İsa Mesih'in bize öğretilmesini istediği şey
müjdelemek, hizmet etmek, şöyle yapmak, vaaz vermek, işte onlar değildi. Dedi ki, size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. Müjdenin ilk başlangıç noktası budur. Tövbe ve hayatlarımızdaki İsa Mesih'in yetkisine boyun eğmek. Ve ondan sonra geri kalan şeyler bunun peşi sıra gelir. Oldu mu? Bence benden geçti. Benden çok iyi. Gayet estağfurullah, iyi oldu. Estağfurullah. Şimdi şey bir soru var. Yine program çıkacak bir soru var. Hani böyle ciddi ciddi program çıkacak bir soru var gene. Diyor ki bekar biri olarak eş seçerken kriterlerim ne olmalı? Kriterlerim ne olmalı? Ben sadece şeyi söyleyeyim. Stratejist eş seçme, yani bir Hristiyan bekarı için konuşayım. Bir Hristiyan bekarı için eş seçmenin yolu aslında Tanrı'ya sormak. Ondan istemek eşini. Onun için dua etmek belki. Belki oruç tutabilmek ama en az birisine bir yönlendiriş aldıysa, o birisine yönlendiriş aldıysa o yönlendirişi bir sorgulamak. Bazen öyle oluyor. Yani bir denemek o yönlendirişi. Hani birisi için bir şey almışsanız, bir yönlendiriş almışsa, bir içinizde bir hissiyat varsa ki, bir fiziksel çekim varsa, efendim bir deneyin kendini, bir zamana bırakın. O hissiyat artıyor mu artmıyor mu? Eğer artıyorsa bilin ki o işin arkasında Rab var. Yok. Artma yoksa, bir şeyler görmüşseniz, gördüğünüz şeyler hani sizi ufak ufak soğutmuşsa bilin ki Rabbin engeli var. Dedim ve vaham İsaoğlu. Var mı sorumuz? Evet soru var. Hakan Bey'den konsiller oy çoğunluğunu alamayan tevhid inancını savuran İnciller ve ilk el yazmalarını neden yakıp yok edilmişlerdir? Benzer şekilde inandığınız inancın nüshalarının yok olmasına benzer, yakılmasına benzer bir sebepleri vardır. Yani siz de takdir edersiniz de inandığınız inançta da bu durum var. Çünkü burada sapkın bir öğreti vardı aslında. Zaten ikinci soru bununla ilgili. Aslında üçüncü soru. Arius gibi tevhid inancını savunanlar neden idam cezasına mahkum edilmişlerdir? Aslında idam değil, sürgün cezası aldı Arius ve iki temsilcisi. Bundan hariç Hristiyanların cevaplayamadığı bazı sorular için ne düşünüyorsunuz? Hangi sorular mesela? Çünkü bu soruları cevaplayabiliyoruz. Dört ayrı İncil'in olması ve bunların her birinin ayrı ayrı sahih kabul edilmesini nasıl mümkün olabilir? Tevrat'ta kaç kitap vardır? Zebur'da kaç kitap vardır? Hezekiel, peygamber yani dört değil aslında pek çok kitap var. Tevrat'taki gibi, Zebur'daki gibi. Yani semavi, Orta Doğu'da gelen inançlarda Tevrat da öyle, Zebur da bu alışkanlık hep böyle. Ve bunların hep Tanrı sözü olduğuna inanıldı. Dolayısıyla tek bir tane olsaydı oradan problem olurdu. Çünkü Tevrat da öyledir. Hezekiel farklı bir kitap yazdı. Zekeriya farklı bir kitap yazdı. İşte Yeremye farklı bir kitap yazdı. Dolayısıyla sistem her zaman böyleydi. Ama bu sisteme uymayan varsa onu bence siz düşünmelisiniz. Çünkü baştan hep Umut Hanım bu arada. Evet sen sorabilirsin. Bir soru değil de Umut Hanım bir eleştirisi var. Yani şey konusunda sürçtüyorsunuz. Bağışlayın bizi. Ben de bir yandan şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü yayına arasına çıktığımızı sandık. Yani biz yayında olmadığımızı düşündük. Şimdi şu anda açıkçası şeyden olduğu için canlı yayın dışarıda yaptığımız için ufak tefek bugün biraz çok yaşadık. Teknik aksaklıkları yaşıyoruz. O arada biz yayında olmadığımızı düşünerek çay veya o dediğiniz şeyleri yapmış olabiliriz. Ciddiyet konusunda ciddi olduğumuzu düşünüyoruz. Yeteri kadar ciddiyet sahibi olduğumuzu düşünüyoruz. Ama olabilir ki sizin gözünüzde yanlış bir şey yapmışızdır. Bağışlayın bizi efendim. Peki. Teslis Hristiyanlığa 4. yüzyılda katılmıştır. Şeyi söyleyeyim ya, Arius konusunda, Arius direkt mi? Arius'un tam yorumu tevhid inancı, yani teslis inancına karşı değildi. Ama Arius'un getirdiği yorum teslis inancına karşı olmadığı halde dinin tezat içerdiği içindi. Onu tam doğru anlaşılmıyor. İkincisi eğer kasıt o yakmalarla ilgili olarak İznik Konsülü'ndeki şeyse, hani bu halk arasında söylenen
kitapları masaya koydular, salladılar, düşenleri attılar falan filan. Bunlar doğru değil. Evet, kanonla ilgili konuşulmadı İznik konseyinde. Evet, o yok yani. Kanonla ilgili hepsi, herkes aynı kutsal kitabı okuyordu. Ellerinde aynı kutsal kitap vardı. Sadece Arius'un, temel Arius'un bir tane tezi var. Diyor ki ya Arius, insanın olmadığı bir zaman vardır. Ama Arius direkt insanın tanrılığına karşı da değildi. İşte tanrının tezatı orada. Oradan karşı geldiler. Dediler ki ya eğer sen insanın olmadığı bir zaman vardı diyorsan, o zaman Tanrı'nı da çökertiyorsun dediler. O oradan dolayı sadece Arius ve yanındaki bir kişiden ibaretti bu şey. O da çürütüldü yani. İznik konsilinde böyle çok aman aman şey yapılacak bir şey yok. Gayet net elimizdeki bir bildirgeler falan hepsi elimizde, ellerimizde var yani. Oradan pek bir şey çıkmaz. Bakıyorum. Kediyle ilgili bir sıkıntımız olduğunu düşünmüş Tuncay Bey. Biz kedileri çok seviyoruz. Sadece etrafımızda oynuyorlardı. Bununla ilgili aslında ben tam şeyi anlamaya çalışıyorum. Eleştiri noktasını. Burada güzel bir yorum daha vardı. Aslında soru diyordu ki 4. yüzyılda teslis inancı Hristiyanlığa gelmiştir. Özgünüm ama yanıldığınızı söylemeliyim. Teslis inancı, üçlü birlik inancı Yahudilikte dahi vardır. Bunlarla ilgili YouTube'da pek çok Yahudi hahamların vaazları vardır. Yasanın tekrarı 6. bölüm. Herhalde 6. bölüm 4. ayette dinle ey İsrail, Tanrınız Rab, tek Rab'dir. Yani Şema İsrail, Adonai Eluhenu, Adonai Ehad diye yazılırken oradaki Ehad çoklu tek anlamında kullanılmıştır. Siz İsa'dan sonra 4. yüzyıl dediniz ama ben İsa'dan önce, yüzyıllarca önce dahi pek çok Yahudi arasında teslis inancının olduğunu, bunu araştırabilirsiniz ama bu vardı. Geçen hafta okumuştum, tekrar edeyim buradan ama ayetten okuyayım. Matta bölümü efendim 28. bölüm 19. ayet, Rabbimiz İsa Mesih konuşuyor, diyor ki bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla baptiz edin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla baptiz edin. Kaç dakikamız var? Kapatıyor muyuz? Bizi bilgilendirsin arkadaşlar. Bugün biraz şey oldu böyle. Hala sorulara bakıyorum. Bu arada şeyi söyleyeyim. Gerçekten bizim için güzel bir yayın oldu. Sorularınız, bütün sorduğunuz sorular, bu dakikaları, bu zamanınızı bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte olmak bir ayrıcalıktı. Biz bu bir konuşalım da sizlerin sorularınızı yanıtlamaya çalıştık aslında. Öyle mi? Evet, son 5 dakikamız varmış. Şöyle toparlayalım. Bugün biraz aksaklıklar oldu, teknik aksaklıklar oldu. Bağışlayın bizi. Yani ondan dolayı da biraz şey olduk. Var mı başka soru yoksa? Aslında bizim kendi sorularımızdan var diye. Şöyle bir... Bilmiyorum, yetiştirebilir miyiz çünkü? Hristiyanlıkta Tanrı kadınlara değer veriyor mu? Veriyor diyelim. Hem de çok veriyor diyelim. Hatta çok çok veriyor diyelim ama yani bu yüzden Tanrı bir beden alırken bir kadından, Bakire Meryem'den yeryüzüne geldi. Yani şöyle bir ayetimiz var. Tanrı diyor kadını da erkeği de eşit sever. Yani bu böyle. Bu böyle. Hristiyanlık kadına bakışı. Görev dağılımında farklı görevleri vardır kadın. Yani kadın erkeğin yaratılışı farklıdır. Şimdi başlı başına bir program bu. Çok ayrıntısına girmeyeceğim ama farklı yaratılışları var, doğrudur. Farklı yaratılışları var ama birbirine bağlı yaratılışları var. Yani erkeğin kaburga kemiğine yaratmıştır Tanrı kadını. Bir şekilde birbirine bağlamıştır, doğrudur. Farklı yaratılışları vardır ama eşit sever. Eşittir anlamında değil çünkü yaratılışları da yaratılışı olarak da farklı. Tam olarak. Ama Tanrı kadın erkeği eşit sever. Kutsal kitap İncil'i öyle yazıyor. Çok değer verir. Bir soru daha var. Bu soruya kesin buna cevaplarız dedim. Bak bu zamana kadar kalmış. Çağrı mı Rab'den mi yoksa benlikten mi geldiğini nasıl ayırt edebilirim? Çağrı mı Rab'den mi? Evet. Benlikten mi geldiğini nasıl ayırt edebilirim? Yani eğer çağrı, yüreğinde hissettiğimiz çağrı, böyle cevaplayayım, artıyorsa ve gittikçe artıyorsa o çağrı Rab'dendir. Ve birisinde gördüğün için hani ben de öyle olayım diye şey yapmıyorsan, hani görürsün birisinin çağrısını, gerçekten o adam orada parlıyordur o çağrında. Eğer ya ben de onun gibi olmak istiyorum demiyorsan, o zaman o Rab'dendir. Buna bir sınır getireyim.
kusuruma tamam, bakmazsan. Yok, yok. Şöyle bir şey biliyoruz. Bir adam bir bayana gidiyor, diyor ki benim bir çağrım var seninle evlenmek üzere, Tanrı beni çağırıyor diyor. Ve o bayan diyor ki tamam ben bir kocama da danışayım o zaman bu konuyu diye. O zaman ben de şuna şöyle yorum getiririm. Çağrı başkaları başkaları tarafından tasdik edilmesi gereken bir şeydir. Örneğin mesela eğer siz Tanrı'nın sözünü öğretmek üzerine bir çağrı hissediyorsanız yüreğinizde, bunun Tanrı'dan olduğunu anlamanın yolu bu konuda yetkisi olan kişilerin de Tanrı yüreğine koyar onu. Ya da siz gidip Tanrı beni öğretmeye çağırdı, pastörünüze gidip Tanrı beni pastör olmaya çağırdı, senin yüzünden ben pastör olamıyorum diyorsanız Tanrı böyle çalışmıyor. Tanrı size bu çağrıyı çağırıyorsa uygun zamanda çağrınızda yüceltilmeniz için Tanrı bu yetkiye sahip kişilerin yüreğine koyar ve o kişiler alır. Kutsal kitap kendi ağzın seni övmesin ama bırak başkalarının ağzı seni övsün der. Kendimizi davet ettirmek. Benim bir çağrım var, ben öne gidip proaktif. Bir çağrı varsa, Tanrı çağırıyorsa, benlikten gelmiyorsa çağrı bekler, bekler ve Tanrı uygun zamanda elini tutup çağırdığı yere alır. Ama bir hırsla Tanrı beni çağırdı ama kimse bana fırsat vermiyor diye gidiyorsanız yüksek ihtimalle o çağrı benliktendir. Benlikten de dedik efendim, nokta koymak zorundayız, uyarıyorlar beni. Peki efendim, bu akşamlık da bu kadar. Bu akşam sizden gelen sorulara bakmaya çalıştık. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştık. Bilmiyorum ne kadar tatmin etti sizleri. Ama efendim haftaya bir konuşalım da, bir yeni bir konuyla bir konuşalım da buluşmak üzere. Haftaya Perşembe akşamı gene bu bahçede Rabbin izniyle buluşmak üzere efendim. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.